Evet, 1 Nisan 2021 Perşembe akşam saat 10. Kuluçka dönemimizi 14. gününde topraklarımızı serdik. Sabahtan itibaren birkaç video paylaşımında bulundum. Şu anda tesisimizin ikinci odasında toprakların 4-4 santimetre civarında sarılmış halini görüyorsunuz. Kompostların yanından toprakların koridora düşmemesi için şu şekilde bir takım tedbirler aldık. Havalandırmada kullandığımız naylon poşetleri kenarlarından gerdirerek toprağın ilerleyen zamanlarda koridora dökülmesini önlemiş olduk. Toprak sererken öncelikle toprak öncesi kompostlarımıza ilaçlamamızı yaptığımızı söylemiştik. Toprak seriminden hemen sonra da toprakları satın aldığımız bölgeden gelebilecek toprağa dayalı bir takım hastalıkları önlemek amacıyla bu hastalıkların kompostlarımıza olumsuz etki yaratmasının önüne geçmek için dezenfektan bir madde ile topraklarımızı şu anda sulamış durumdayız. Kompostumuza her oda için yaklaşık 200 litrelik bir su deposu kullanarak belirli oranda dezenfektan bir madde kullandık ve şu anda odamızın zeminini de nemli hale getirerek bu dezenfektanla suyla yıkamış durumdayız. Tamamen odamız temiz ve hijyen koşullarına uygun olarak hareket ediyor. Odamızda bugünkü poşet açımlarında herhangi bir hastalık etkeni görmedik. Herhangi bir şekilde sıkıntı yaşanmadı ama ilerleyen zamanlarda daha da bir kontrol edecek. Tüm topraklarımız 4-4,5 santimetre arasında belirlemiş olduğumuz 4 veya 4,5 santimetre olarak belirlemiş olduğumuz bir aparat vasıtasıyla serilmiş durumda. Tamamen eşit bir şekilde kompostlarımızın serildiğini düşünüyoruz. Bu da birinci odamız. Buranın da şu an gördüğünüz gibi toprağa serilmiş vaziyette. Herhangi bir şekilde A noktası, B noktasından farklı bir seviyede değil. Elimizden geldiğince tüm seviyeyi eşit hale getirmeye çalıştık. Bunun için de kendimize has bir aparat kullandık şu anda. Toprağımız gayet temiz ve kaliteli gözüküyor. Çok fazla file de vermedik toprak serimi sırasında. Bunun için herhangi bir çalışma yapmamız gerekecek. Şu gördüğünüz yerler ileride topraklar koridora düşüp zemini kirletmesin diye. Hijyen ve temizlik mantar üretiminde çok önemli. Yarın tekrar geleceğiz. Kompost ölçülerimize bakacağız. Kompost ölçülerimiz yine 24 derecelerde olacak. Bir hafta boyunca bir dolu bir boş olacak şekilde ilaçlama yapacağız. Reçetemiz de bu şekilde ilerliyoruz. Bu ilaçlamada insektisitler ve fungisitler kullanarak zararlılarla mücadele etmeye gayret edeceğiz. Bir hafta sonrasında da yine o görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Tırmıklama işlemi dediğimiz bir işlem gerçekleştirip toprak içerisindeki misellerin eşit dağılımını sağlayıp ilerleyen zamanda mantar hasat zamanında mantarların öbeklenmeden karnabahar dediğimiz şekilde çıkmasını engellemek amacıyla tırmıklama işlemini yapacağız. Bu tırmıklamanın zamanı geldiğinde de video ile sizlerle paylaşacağım. Şu anda odamızın bugünlük Allah'a emanet edip çıkıyoruz. Allah utandırmasın. Hiç kimsenin emeğini zayi etmesin. Hayırlı akşamlar.